aynasından herkese merhaba. Bu hafta fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül'ü konuk ediyoruz. Birçok ünlünün fotoğrafını çeken Ağgül bize yaşamıyla ilgili soruları cevaplandıracak. Bakalım bu hafta ikiz aynasına neler yansıyacak. İkiz aynası başlıyor. You won't admit you love me. And so how am I ever to know? Zeynel Abidin Ağgül, fotoğraf sanatçısı. 1963'te Adıyaman'da dünyaya geldi. 7 yaşında babasını kaybetti ve İstanbul'a yerleşti. Birçok farklı işle meşgul olduktan sonra 1970'lerin sonlarında Kadıköy Kızıl Toprak'ta fotoğrafçılık yapmaya başladı. Kendi deyimiyle okuyup adam olmak istiyordu ama bir türlü okuyamıyordu. Ve karar verdi, madem okuyamıyordu, iyi bir fotoğrafçı olacaktı. Böylece 1987'de kendi stüdyo ve fotoğraf laboratuvarını kurdu. Fotoğrafçılığın neredeyse tüm dallarında çekimler yaptı. 1990'ların ortalarına gelindiğinde moda ve albüm kapakları çekmeye başladı. O gün bugündür iyi bir fotoğrafçı ve adam olmak için var gücüyle çalışıyor. İyi seyirler. Say yes, but if you don't dear, confess and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Merhaba Zeynel Bey. Merhaba. Ben Baba Zeynel lakabıyla başlamak istiyorum. Ha, ben Baba Zeynel'im, evet. Evet, Baba Zeynel ne demek? Bu tabii sizin çocukluğunuzla ilgili değil mi? Eskiden baba da yani herhalde bazı şeyleri algılamak daha mı kolaydı bana bilmiyorum o zamanlar. Arkadaşlarım hep şey derdi, yani beni dertleşirlerdi. İyi dinlerdim o insanları. İyi dinleyince de bu sefer işte bir lakap buldular, baba diyorlardı. Sizi akranlarınızdan ne ayırırdı? Tabii ki onlar, o zamanlar büyük gösterirdim akranlarımdan. Bir de onların hepsi okuyordu. Ben çalışıyordum. Otomatik olarak çalıştığın yerde seni ister istemez olgunlaştırıyorlar. Yani. Kaç yaşınızda çalışmaya başladınız? 12-13, 10-12 falan. Kaç kardeşsiniz? 4. 4 öz, 2 tane de üvey kardeşimiz var. 6 kardeşiz. Siz kaçıncı numara oluyorsunuz? Ben özlerin üçüncüsüyüm. Pek bir arada büyümüş gibi anlatmadınız ama. Evet, bir arada şöyle, biz yukarıdan aşağı 3 kişi bir arada büyüdük. Ama onlar da çabucak evlenip yani böyle 20'li yaşlarda falan, yani 20-21 yaşlarda. Ablanız falan mı var? Yok. Abi. 2 abim var. İşte benden küçük kardeşim var. Bir kız bir oğlandı. İşte öbür babamızdan olan kardeşimiz var ve şey, çabuk evlendiler. Dolayısıyla böyle ayrı ayrı büyüdük yani. Siz niye evlenmediniz? Birlikte büyümedik. Çabuk? Yapacak çok iş vardı bizim daha böyle. Hani hayatı, ne bileyim, benim büyüdüğüm yer de farklıydı abilerime göre. O yüzden evlenmeye bak. Sizin bir lafınız var, düşenler daha iyi yükselir diyorsunuz. Evet. Düşmenin neresi iyi? İyi bir tarafı var mıdır yani hayatınızda? Ya aslında çok basit anlatımları da var bunun. Hı. Mesela çiğ bir yemeği yemek, çiğ bir eti yemek mesela hiç zevkli değildir yani. Ama onu pişirdiğin zaman, böyle biraz araya bir şeyler kattığın zaman belki o etin canı yanıyordur aslında pişerken ama çok lezzetli oluyor sonra. Yani bu insan hayatı da böyle bir şey. Yani biraz böyle düşerken canın yanıyor olabilir ama sonrası çok lezzetli oluyor yani. Peki bu hep böyle mi oldu hayatınızda? Bence hep böyle. Başkalarının hayatı da böyle. Yani şeyi düşünün, bir top düşünün. Yere ne kadar hızlı vurursanız o kadar kötü düşer aslında ama o kadar da hızlı yükselir. Ya da bırak, en azından o bıraktığınız yere kadar yükselir o top yani. Peki kalktıktan sonra tekrar düşme korkusu yaşıyor mu insan? Sizin hayatınızda böyle bir durumla karşılaştınız mı? Yok, karşılaşmadım. Ama birkaç kere düştüm. Onu biliyorum. İşte her düşüşün tekrar yenileneceğini düşünerek. Önlemlerimi aldım. Aldınız ama yine mi düştünüz? Yani, bu defa çok, başka anlamda. Tabii aldanıyorsunuz aslında. Çok ne kadar önlem alırsanız alın. Bir kere yazgıda ne varsa o çıkıyor karşına. Biraz düşmeyi açalım. Şimdi izleyenlerimiz anlamayabilir bunu. Düşme dediğim sadece şey, mesela yaptığım işte ticari olarak iflas ettim mesela. Hiçbir kuruşum kalmadı ondan sonra. Sonra tekrardan bir yerinden tutunduk hayata ve yürüdük. Böyle erken yaşta bir takım acılarla muhatap olmak herhalde ileriki yaşlarında insanın, bilmiyorum sizde öyle olmuş mudur, daha yılgın, daha güvensiz, insanlara karşı daha mesafeli, daha tedbirkar yapıyor mu? Öyle değil, hayır, tam tersi.
erken yaşta eğer bir takım zorluklar yaşarsanız böyle daha çok anlamadan yaşamış oluyorsunuz bir takım şeyleri. Dolayısıyla atlatmak daha kolay oluyor. Biraz da kendiliğinden atlanmış oluyor zaten. Ama hakikaten bir şeyler sahibi olup da bir mevki, bir koltuk sahibi olup da kaybettiğin zaman çok kötü. Biz zaten o zamanlar zaten hiçbir şey yoktu. Daha da hiçbir şey olmadı, anladın mı? Yani orada bir sorun yok. Çok anlamıyorsunuz bunu. Ama hakikaten bir şeylerin varken, bir aklın daha iyi çalışıyorken, daha olgunlaşmış bir zamanda eğer bir şeyleri kaybedersen o biraz daha zor. Yani bu ikinci düşmeden bahsediyoruz değil mi? Ticaret anlamında. Evet, ben orada da salaktım. Estağfurullah. İlkinde öyleydik, ikincisinde de öyleydik. 30'lu yaşlarımda, 25-30 arası bir şey. Yine fotoğrafla ilgili çalışıyorum. Fotoğraf yapıyordunuz. Peki insanın canını en çok ne acıtıyor? Bu tarz maddi sıkıntıların içine girmek mi yoksa manevi anlamda kayıplar yaşamak mı? Hangisi? Şöyle söyleyeyim, mesela iki tane top düşünün elinizde. Birisi ticari hayatınız, biri de özel hayatınız. Şimdi bu ticari hayatınızdaki plastik top. Onu düştüğü zaman o kalkabiliyor. Ama bu özel hayatınız cam. Cam şeklinde bir top. Onu düşürdüğünüz zaman kırılıyor. Çıkmıyor yukarıya bir daha. Onun acısı çok daha yüksek. Yani siz bir iş yaparken manevi olarak gönül bağı kurduğunuz insanlar varsa, onlarla aranızda bir takım sorunlar yaşarsanız daha doğrusu, onun tabii acısı çok daha fazla. Hani demiş ya, en çok dostun attığı gül beni yaraladı demiş ya, onun gibi bir şey bu aslında. Siz hani acıları biraz anlamlandıralım, düşmeleri de. 7 yaşınızda babanızı kaybediyorsunuz. Hayat sizin için aslında o andan itibaren başlıyor. Yani acıyla tanışmaktan bahsediyorum ya da işte bu düşmelerle muhatap olmaktan. Acı sizin için, siz nasıl anlamlandırdınız acı 7 yaşında babanız öldüğünde? Hiçbir şekilde anlamlandıramadım. Tabii tamamen boşluk o yani. Sonuçta vardı. Dediler ki yok. Tamam, yok. Ama ondan sonra hayatınız 360 derece değişmiş olduğunu biliyorum ben mesela. Yani ondan sonraki gelecek olan süreçler hep bir yokluk ve zorluk içinde geçtiğini biliyorum. Yani aslında neye göre zorluk, bir de o var. Ben şimdi bazen düşünüyorum. Öyle bir yokluk ya da zamanında bizim yaşadığımız yokluk, mesela o zamanlar çok fazla varlık da yoktu aslına bakarsanız. Mesela 70'li yılların başında, tabii 70'li yılların başında ben babamı kaybettim. Sonra İstanbul'a geldik. Sonra İstanbul'da büyüdük filan, işte okumadık, işte çalışmaya başladık filan. Ama gerçekten Türkiye'de, İstanbul'da zaten çok büyük varlıklar yoktu. Şimdiki gibi böyle mesela milyonerlik konuşulurdu ama milyarderlik, trilyonluk, milyon, milyar dolarlar falan hiç konuşulmazdı. Zaten dolar da konuşulmazdı. O zamanlar çok fazla varlık yoktu. Yokluk herkeste vardı ama birilerinde daha fazla vardı. Mesela biz çok yokluk çekerken nerede oturuyorduk biliyor musunuz? Bağdat Caddesi'nin 300 metre yukarısında oturuyorduk. Yani minibüs caddesinde bile değildik yani. Düşünün, bayağı bir yokluk çekiyoruz ve biz Bağdat Caddesi'nin 300 metre üstünde oturuyoruz. Şimdi siz bayağı bir varlık çekin, Bağdat Caddesi'nin üstünde gene oturamazsınız mesela. Hani bayağı bir varlık yaşayın. Çünkü bugün, gücünüz yetmez günümüz bugün. Günümüz olarak, evet, değerlendirecek evet. Olursa. Yani şimdi mesela bizim o günkü yokluğumuzu hesaba katarsanız biz Edirne sınırlarında falan oturuyor olmamız lazım yani. Şimdi dolayısıyla o zamanki yokluk insanları çok etkilemiyordu. Çünkü ne kadar çok yoksan ama iyisin gene aslında. Biz dediğiniz ailenizle kalmıyordunuz galiba. Ailemle. Ailenizle mi kalıyordunuz? Neye yeteneğiniz olduğunu keşfetmiş miydiniz o zaman? Hayır, keşfetmedim. Futbolcu olamayacaktım, biliyordum o zaman. Hiç top oynayamazdım doğru düzgün. Spor yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Çünkü spora karşı da çok bir yetenekli olduğumu söyleyemezdim. Mahalledeki sporlarda falan çok yeteneksizdim. Çocuklar arasında. Ama galiba istediğiniz bir şeydi sanata herhalde. Sanata karşı da bir yeteneğim olduğunu hiç düşünmüyordum. Çünkü bizim evde saz çalarlardı. Sazı elimde bile tutamazdım. O kadar yeteneksizdim yani. Hala da öyleyim. Ama bu fotoğrafçılık işi böyle hani bütün tesadüfler böyle birbirini bulur da böyle en böyle kelebek etkisi gibi bir şeydir ya bu. Tık dedi, beni o buraya getirdi. Fotoğrafçı olarak getirdi hayatta. Ama hemen hayata. Tabii ki buraya getirmedi. Bunun bir başlangıç noktası tabii canım. Vardır değil mi? Tabii. O böyle ilk insan aslında tabii zihninde önce fotoğrafı zihninde çekiyor.
Yani bunu diğer fotoğrafla uğraşan insanlar da böyle söylüyorlar. İnsan önce zihninde çekiyor. Bu zihinde fotoğraf çekme hadisesi. Elinizde bir makine olmasına gerek yok. Yani çok öncelere de dayanıyor olabilir. O dönemi hatırlıyor musunuz, böyle zihinde fotoğraflar çektiğiniz o dönemi? Yok, o dönemler hatırladığım tek şey, lan ben nasıl okuyamadım deyip kendi kendime sürekli hayıflanırdım. Yani neden benim kafam çalışmıyor derdim. Çalışmadığını mı düşünüyorsun? Çalışmıyor, hala da çalışmadığını düşünüyorum. Gerçekten. Hiç kafam çalışmaz benim. Böyle bir durumda hem okulda başarısız olduğunu hisseden bir çocuk, hem de futbolda, sporda, işte aklınıza gelebilecek yani her türlü başkalarının çok başarılı oldu. Özgüvenliyim, o ayrı mesele. Nasıl? Özgüvenim her zaman var ama kafam çalışmıyor, bunu biliyorum. Barışıyor mu kendimle diyorsunuz? Şimdi esas mesele ne biliyor musunuz? Sen bu arada gümbürtüye gittin ama. Ben 15 yaşlarında niye okuyamadım lan ben diye kendi kendime sorarken kafamın çalışmadığına karar verdim. Yani hakikaten çalışmıyor. Çünkü neden? Özellikle hiçbir şey kafama girmiyor anlamına. Özellikle matematikti benim sorunum. Matematikten sebep zaten okuldan atıldım. Şimdi matematiğe çalışmıyor. O kesin. Tamam. Böyle bir denklemleri kuramıyorum. Böyle o hesapları hiçbir zaman yapamadım yani. Hatta daha geçenlerde bir SBS'ye hazırlanan bir 14 yaşında bir arkadaşım var. Yani arkadaşımın çocuğu var. O böyle bir işler yapıyordu da baktım diyorum ki yani beni alimlere de ders verdirtseniz ne yaparsanız yapın ben bunu asla anlayamam yani o yaptığı şeyleri. Ondan sonra o da 15 yaşında falan benim sadece bildiğim şu vardı. Benim kafamın çalışmadığıydı. Onu biliyordum. O biliyor olmak aslında bence çok önemli bir şey. Yani neyi bilmediğimi biliyordum çünkü. Farkındalık açısından diyorsunuz. Tabii tabii, çünkü insanlar her şeyi biliyordur aslında şu an. Çevrenize bakın, herkes her şeyi biliyordur zaten. İşte futbol anlıyor herkes, televizyonda zaten görüyoruz. İşte yasalardan herkes anlıyor. Herkes her şeyi anlıyor şu an. Yani aklınıza gelebilecek herkes bir şeyler için yorum yapıyor, konuşuyor ve daha iyi biliyor. Benim öyle değil. Benim kafam mesela matematiğe çalışmıyor, okumaya çalışmıyor, ezbere çalışmıyor. Bunları hiç beceremem yani. Mesela spor yapıyorum şu an ama mesela olağanüstü bir spor yeteneğim yok. Kendi başıma böyle ben normal bir tenis oynarım, normal bir kayak yaparım. İşte mesela yüzemem. Normal yüzerim ama böyle acayip yüzemem yani böyle bir stil yapamam mesela. Suda dururum, gezerim, giderim 300 metre. Ama şeydir yani bu köpek nasıl yüzüyorsa ben de öyle yüzerim. Hani ama biliyorum yüzemediğimi mesela. Ama kayak yaptığımı biliyorum, tenis oynayabildiğimi biliyorum. İşte mesela basketbol oynayamam. Sıfır yetenek. Yani o zaman fotoğraf alanında başlarken nasıl bir özgüvenle başladınız, ben onu merak ettim. Fotoğrafta aslında hiçbir özgüvenle başlamadım. Bana patronum Refki abi dedi ki bak bu böyle, bu da şu, bir de bu şey işte baskı makinesi. Bir tek şunu biliyorum ki mesela mekanik sistemlere çok yetenekliyim. Mesela onlarda inanılmazım. Tabii anında hemen yapabilirim. Mesela bir şey kullanmak filan, mesela uçağı verin kullanayım mesela. Yani gösterin kullanayım. Sözün gelimi yani. Yani çabuk öğreniyorum demek istiyorsunuz. Evet. İşte benzeri şeyleri mesela verin hemen, böyle bir aletler, makineler, şunlar bunlar, işte şu kamerayı verin işte 10 dakika sonra kullanırım mesela. Ya da bir motosiklet. Benzeri şeyler. Orada da gösterdi ve bana 15 gün sonra konuşuyorlardı patronun birisiyle. Bu çocuk çok yetenekli diyorlardı. Diyordu. Önce inanmadım ama 2 sene sonra falan böyle çok konuşulunca bu işler, evet demek ki yetenekliyim lan ben bu işe falan dedim yani. Ama sonra fotoğraf sadece cihaz işi de değil, aynı zamanda görsel bir alan. Yani evet. Bakmakla alakalı bir alan. Sonra onun üzerine cihazları öğrendikten sonra bu alanın üzerine mi gittiniz, yoksa gerçekten var mıydı sizde öyle bir bakış yeteneği? Şimdi bir vizyon olması lazım insanlarda. Yani bir Allah'ın verdiği bir vizyon olması lazım, bir yetenek olması lazım. Baktığınız zaman neyi güzel görebilmeyi anlıyor olmanız lazım. Bir de hakikaten gezip tozarak, yaşayarak, okuyarak falan işte izleyerek, gözlemleyerek sahip olduğunuz bir vizyon var. Bu sonradan edinilebilecek bir şey birazcık, vizyon sahibi olabilmek, ama temelinde de bir yeteneğin yoksa istediğin kadar bak. Mesela benim bir arkadaşım vardı, Nemrut Dağı'na gittik, çıktık. Dedi ki siz çıkın, ben çıkmıyorum dedi. Biz çıktık, seyrettik işte, güneş battı, güneş çıktı falan bilmem ne. İşte gökyüzü, taşlar falan var orada yani. Aşağı indik, dedi ki ya sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ne anlıyorsunuz bu taşlara bakmaktan dedi.
hiçbir şey anlamıyoruz desem dedim yeridir aslında ama sadece böyle bir içimden dedim böyle bir hoşnutluk geliyor dedim yani. Sadece rüya görüyormuşum gibi hissettim ben burada dedim ama bir şey anladığım yok benim dedim. Ben de dedi akıl sır erdiremiyorum. Bir sürü insanlar da Amerikalardan falan geliyor bu taşlara bakıp bakıp geri gidiyorlar dedi. Şimdi olaya sadece taşa indirgemek. Evet yani buna mesela bu nasıl bir vizyondur? Buna ne yüklersen yükle onun için taştır oradaki heykel yani. Başka da hiçbir şey değildir. İşte o da güneştir mesela. Öbürü de gökyüzüdür. Topraktır mesela. Ama mesela biz bir kızıl bir toprak gördüğümüz zaman böyle bir başka türlü bakıyoruz. İşte kara bir toprak görünce başka bakıyoruz. Yani bir de diyoruz ki ya yaradan nasıl yaratmış? Demek ki bunların hep sebebi var yani. Yüzde kaç teknik, yüzde kaç estetik? %30 teknik bence. %70 de sizin estetiğiniz. Zannediyorum az önce bahsettiğiniz bir stüdyodan çalışma ortamı derken. Yani dışarısı. Yok. Az önce hani ilk sizin keşfedildiğiniz mekan evet, olarak söylüyorum. Fotoğraf stüdyosu galiba evet. Değil mi? Böyle portre fotoğrafları çekildi. Vesikalık çekiliyor. Evet. Bir de haftalıklar vardı. Haftalık çekilirdi böyle boy fotoğraflar. Haftalık derlerdi. İşte bir de fotoğraf tabi ediyorduk. Hani sizlerin çektiği fotoğrafları getirip o zaman siyah beyaz agrenizör. İşte sularda çeviriyorsun ediyorsun falan. O işleri yapıyorduk. O zaman aslında şöyle diyebiliriz galiba değil mi? Yani teknik olarak daha çok dikkat çeken bir yanı var fotoğrafın sizin açınızdan. İlk başta öyleydi. Hiç sonra çekmedim çünkü. Sonra şöyle oldu. O dönemler yine dükkan içinde fotoğraflar çekiyorduk. Bu vesikalık, haftalık bilmem ne falan. Ama hani o böyle çok dikkat çekici bir iş değildi. Herhangi bir stüdyodasın. Yani ne yapabilirsin ki? Zaten ışıkların yeri belli. Patron derdi ki asla değiştiremezsin burayı. Yani bu ışık burada duracak, bu da burada duracak. Sen mümkün değil, temizlerken böyle kaldırıyorsun, temizliyorsun, yeri yerine koyuyorsun. Şimdi burada bir şey yok, kim gelse orada çeker zaten. Üç tane ışığı açıyorsun, adama da bir de şöyle dur, bir de böyle yap diyorsun, bitti gitti. Eğer sen ışığı şunu bunu kendi özgür kullanabiliyorsan, çünkü herkesin yüzündeki ışık farklı. Yani yüzü de farklı, açıları farklı, işte biri oval, biri kare bilmem ne neyse. Buna göre iş çekersen, bir şey olduğunu ortaya çıkıyor ama bizde o zamanlar öyle bir şey yoktu. Ben 18-20 yaşlarında moda çekmeye başladım. Orada ufak ufak ben kendimin farkına vardım. Ha ben bunu evet yapabiliyorum dedim. Ama yani çok iyi yaptığımı düşünmüyordum. Yani idare ediyorum böyle işte. Kıra kura fotoğraflar çekiyordum açıkçası. Kendi kendime öyle diyorum. Şöyle durum böyle durum. Ama o da gelişen onu da diyemiyordum utanıyordum çünkü. Mankenlere falan böyle şöyledir diyemiyorduk yani. Nasıl duruyorlarsa öyle çekiyordum. Tabii nasıl duruyorsa öyle çekiyordum. Peki sizin ben şey diyebiliyorum yani çok kitap okuduğunuzu biliyorum mesela. Hani okumanızın ileri seviyede olduğunu biliyorum. Yani en azından ilgili olduğunuzu biliyorum. Şimdi insan ve okumak aslında çok da birbirinden farklı şeyler değil. Yani insan tanımak da öyle bir şey. Yani insanı okumak diye de bir şey var yani. İnsanla ilgili her şey, fotoğraf da dahil buna, onu tanımaktan geçiyor değil mi? Yani onu tanımadan onu... o sahneyi pozlamanız mümkün değil. Değil mi? Tabii. Mutlaka tanıman gerekiyor karşındakini. Yani biz böyle havadan, sudan işte mesela çok hızlı çekimler yapmamız gerekiyor bazen. Profesyonel olanlar hariç, yani %100 profesyoneller hariç, onlarda bile böyle bir göz kontağı, bir kalp kontağı ya kurmak zorundasın. Ne bilgi verir mesela azami olarak? O çok vakitsiz olduğunuz alanlarda göz kontağı diyorsunuz ya. O insanı, o çeken kişi için nasıl bir bilgidir? O karşındaki insan sana ne kadar vereceğini ayarlar aslında. Yani biz şimdi bir şey çekmeye çalışıyoruz. Bir çerçeve var karşımızdaki de profesyonel mesela. Ama onun böyle bir kafasını sadece şöyle yapması bile her şeyi değiştirebilir. Fotoğrafa bir duygu, mana katabilir. Şimdi eğer siz bir bağlantı kurabilirseniz o kafasını böyle yapar ya da bir alttan bakar ya böyle ya da kalpten bakar bir şey yapar yani. Bir sıcaklık katabilir işe. O işte kuracağınız bağlantıyla ilgili öbür türlü durur böyle bayağı robot işte işini yapar ve döner gider. Keskin sınırlar var mı? Mesela siz aynı zamanda sanatçıların albüm fotoğraflarını ya da işte onun dışındaki fotoğraflar da çekiyorsunuz moda fotoğraflarının yanı sıra. Bunların bir ayrımı var mesela şey fotoğraf dilinde işte albüm fotoğrafı şöyle olur, bono fotoğrafı böyle olur. Yani uluslararası standart ölçüler doğrultusunda yapılan şeyler mi yoksa kişinin fotoğraf çekenin gözüyle alakalı ya da verdiği kararlarla alakalı bir durum mu? Yani kimi insan belli kalıplara bağlı kalıyor o işlerde yani kimi fotoğrafçı.
benim de bağlı yani böyle bir takım kriterlerim var. Yani bir albüm kapağı çekiyorsanız onu moda fotoğrafı gibi çekemezsiniz yani. Çekerseniz %90 geri gelir o iş. Ancak sizin o albüm fotoğrafı işte nedir? Mesela dizden yukarısıdır, portredir ama böyle bu çeneyle alın arasında değildir yani iş. Böyle biraz modaya benzetmek ama daha çok geçmişin tabiriyle haftalık fotoğraf çeker gibi bel üstü böyle güzel bakan, işte bazen duygulu bakan, bazen sert bakan, işte söylediği şeye bağlı bir de. Yani protest bir şey söylüyorsa güldüremezsin adamı. En fazla böyle yapıyorlar. Yani şu böyle yarım santim oynuyor burası en fazla ki belli olmuyor. Genelde bıyıklı oluyorlar. ya da sakallı oluyorlar. Dolayısıyla işte nasıl bir albüm yapmışsa, ne tür bir şarkı söylüyorsa ona göre davranıyorsun. Ama bunların içinde mesela protest de söylese adam hakikaten gülmek çok yakışıyordur. Güldürüyorsun. Evet, biraz cool takılayım, biraz şey olayım, karizmatik olayım derdi. Mesela eskiden hep şeydir insanlar. Hep böyle sert, uzağa bakan, böyle mitolojik çağlardan gelmiş filan tipler olurdu. Böyle popçular da dahil fotoğrafları. Mesela şimdi öyle değil, daha gülen fotoğraflar, daha doğal. Evet, daha doğal halleri. Böyle iki kare arasında bir fotoğraf vardır mesela. İki poz arasında bir yarım bir poz vardır mesela. İşte tam düzeltiyordur burasını, şırak çekilmiştir o. Mesela şimdi öyle şeyler çok moda. Yani biraz doğallığa gitmeye çalışıyorlar insanlar. Çünkü o kadar kayboldu ki bu doğal olma işi. Yani Photoshop meselesi de olduğu gibi. Hani siz gerçi Photoshop'lamadığınız bazı fotoğraflarını söylüyorsunuz. Genelde hepsini evet. Bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla. Photoshop tu kaka oldu. Yıllarca böyle oldu ama hiç kimse de ondan vazgeçemiyor. Aslında adı bir enteresan elbir. Photoshop falan deyince insanlar hani bir şey oluyor zannediyorlar ama öyle bir şey değil. Photoshop sadece... Photoshop yıllardır vardı, hala da var. Yıllardır... Ama çok ilginç, gelişti. Farklı bir boyutu. Eskiden biz kalemle yapıyorduk, şimdi mouse'la yapıyoruz. Yani şey, ne bunun adı? İşte elektronik ortamda yapıyoruz yani. Fark eden bir şey yok. Hiçbir şey yok. Eskiden biz suları mesela işte birebir karıştırırdık mesela. Diyelim ki işte size bir iş çektik, fotoğraf çektik, bir kampanya çektik diyelim. Kontrast yapılması gereken bir iş. Şimdi burada kontrastı açıyorsun böyle level'larla, işte şey yapıyorsun bilgisayarda ama eskiden de mesela suları birebir katacağımıza işte 1/3 bilmem ilaçlarını katıyorduk. İşte ısısı 20 derece oldu yani 30 derece yapıyorduk, kontrast oluyordu. Daha manueldi ama yapıyorduk. Ya ama şimdi bu Photoshop meselesi şöyle ilginç. Gerçekten insanın kendinden çıktığı şeyler de var. Bunu göz ardı edemeyiz. Evet, evet. Sadece greyenlemekten ya da işte Photoshop'u yani duygu katmakla kullanılan bir işlem değil. Değil, değil. Genel olarak tamamen havasını değiştiren şimdi, bir şey. Mesela ben bu demin anlattığım gibi bakıyorum aslında işe. Fakat benim de yaptığım bazı işler var böyle hani almış başını gitmiş Photoshop'tan falan. O da yani öyle olması gerektiği için yapılan şeyler sonuçta. Yani Photoshop'u mesela ben asla kullanmıyorum diyen adamlar var mesela, fotoğrafçılar var. Hakikaten kullanmıyorlar. Ama her gün mesela aynaya bakıyor. Her gün tıraş oluyor, saçını düzeltiyor, saçını boyuyor. Yok ne bileyim işte bir tırnaklarına ne yaptırılıyor? Manikür yaptırıyor adam yani. Photoshop kullanmıyorum diyor ama oturmuş manikür yapıyor. Ya da kendini mi Photoshop? Tabii kendini Photoshop'luyor aslında. Yani ya ama çektiği fotoğraflara kullanmıyor. Yani aslında herkes biraz kandırıyor kendisini. En sert adamlar bile mesela çektirirken diyelim ki ya da en sert kadınlar işte Photoshop asla kullanma diyorlar benim işimde ama çekerken mesela fotoğrafı karnını çekiyor içine. Ya da korse takıyor mesela. O da bir Photoshop. Eğer sorgulamaya açacak bu kesin sorgulayabilir. Sonuna kadar gidiyor ama bence gayet tabii ki adam tırnaklarına bakacak. Saçını boyayacak gerekiyorsa, istiyorsa tabii ki karnının içine çekecek. Evet Zeyna Bey, şimdi sohbetimize biraz ara verdikten sonra devam edeceğiz. Sizin tamam. Ama bu yaşamınızdan yani çocuklarınız ve ailenizi kurma aşamasından biraz bahsedelim diyorum ben. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam.